Zengin'lerin yaptığı açıklamalar var Hüdapar ile ilgili. Özlem Zengin ve Zeynep Alkış, onlara göre Hüdapar ile ilgili endişelenecek bir durum yok. Bu ülkede kadın hakları deyince akla gelen parti kim? AK Parti. Cumhur İttifakı ortakları Hüdapar 4, Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle meclise girdi. Her iki partinin kadın hakları konusunda söylemleri net. Mecliste olmaları kadınları tedirgin ederken AKP'li Özlem Zengin ve Zeynep Alkış'a göre durum öyle değil. Ve ben de buradan söylüyorum. Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. 6.280. Çok değil, bundan 2 ay önce kurdu bu cümleleri AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. Sözleri, kadını koruyan 6.284 sayılı yasanın kaldırılmasını isteyen Yeniden Refah Partisi'neydi. Şimdi ise farklı düşünüyor. Yeniden Refah Partisi de kadınların aleyhine bir ifade kullanmak istemiyorlar. Zengin'in CNN Türk'te savunduğu Yeniden Refah Partisi 1 Mayıs'ta Düzce Kadın Milletvekili adayının fotoğrafını sansürledi. Zengin sadece Yeniden Refah'ı değil, Hüdapar'ı da savundu. Mesela Hüdapar'la şu anda HDP bakıyorum, en önemli ayrıldıkları nokta kendisinin terör olan mesafesini çok net aleni ilan etti. Dedi ki benim en ufak bir alakam yoktur, lanetliyorum, reddediyorum. Bu çok önemli bir şey değil mi? Siz hiç duydunuz mu yani HDP'nin mecliste PKK'ya lanetleyen tek bir cümle söylediğini? Hizbullah bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre bir terör örgütü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki kayıtlarda evet. Gönül kayıtlarında bir terör örgütü olduğu yazılı. AKP'li Zeynep Alkış gazete duvara konuştu. Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile ilgili iki partinin gücü sınırlı. Kadın hakları açısından endişelenecek bir şey yok dedi. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için biz yoğun çaba sarf eden bir siyasi partiyiz. Evet. Kadına yönelik şiddeti durduralım ama kadına yönelik şiddeti durduracağız diye aileyi yıkmayalım.